Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber oyun videosu nasıl çekilir onu göstereceğim. Bu videoda arkadaşlar oyun çektiğiniz oyun nasıl kaydedilir, oynadığınız oyun nasıl kaydedilir, nasıl intro oluşturulur ve nasıl editleneceğini göstereceğim. Hepsini kolay bir şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar, şimdi Google'a giriyorsunuz. Pixabay yazıyorsunuz. Pixabay.com yazıyorsunuz. Evet. Pixabay yazıyorsunuz arkadaşlar. Buralarda arkadaşlar introlar var. Nerede lan? Ha. Introlar ve outrolar var arkadaşlar. Yani rahat bir şekilde intronuzu oluşturup yapabiliyorsunuz. Intro yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, ondan sonra siz intronuzu indirdiniz buradan. Ya da resminizi ya da intronuzu, fark etmez. Ya da outronuzu. İşte şuradan indiriyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde kalitesini seçerek rahat bir şekilde indiriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar, şimdi sıra ekran kaydediciye geldi. Oyun oynarken ekranı kaydetmek istiyorsanız arkadaşlar, Bandicam yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar, Bandicam denen ekran kaydedicisi sizin için gayet ideal olacaktır. Yani sizin için rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Ama arkadaşlar, Bandicam'ın da kötü bir yanı var. Ücretsiz indirin dediğinizde arkadaşlar size deneme süresi veriyor. Ama Allah'tan arkadaşlar, diğerleri gibi yok 7 gün sonra deneme süreniz bitecek, otomatikman cihazdan kalkacak muhabbeti yok. Öyle bir dert yok arkadaşlar. Ama ne yazık ki video için en fazla 10 dakika falan çekebiliyorsunuz videoyu. Şuradan rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ama bunun yöntemini birazdan basacağım. Bir şey satın almanıza ya da bir tane dosya indirmenize falan hiç gerek yok. Adam gibi arkadaşlar editten falan rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi şuradan ücretsiz indire tıklayın. İster Firefox'tan, işte Internet Explorer'dan. Ben daha önce zaten indirdiğim için gerek yok. Olup dur ya. Arkadaşlar kusura bakmayın, telefonu feneğini açmışım. Evet, şimdi indirdiniz. Şimdi diğer kısma geçelim. Video editçisine. Arkadaşlar bildiğiniz gibi internette falan hep güzel emülatörler dolaşıyor. Güzel video editçileri dolaşıyor. Ama bunların hepsi ya deneme sürümünde oluyor ya da birkaç gün sonra süresi bitiyor. Arkadaşlar kolay ve filigransız bir şekilde video düzenleyici diye bir şey var arkadaşlar ve bu Microsoft'un kendisi, yani güvenilir. Ama siz bazı bilgisayarlarda oluyor, bazı bilgisayarlarda da olmuyor. Yoksa bir tane Microsoft uygulamasını yazın arkadaşlar. Mesela örneğin ben Calendar yazacağım. İşte rastgele bir tane Microsoft uygulamasına tıkladınız. İşte şu anda Microsoft Corporation'a tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar burada video düzenleyici çıkıyor karşınıza. Nerede ya? Evet, video editleyicisinin editleri falan çıktı, montajları falan çıktı. Buralardan rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ben bulamadım şahsen. Ama editi gözüküyor. Şimdi editinizi indirdiniz. Edit programınızı beleş bir şekilde indirdiniz. Şimdi gelelim kolay bir şekilde edit yapmaya.
Şimdi belki sizin bilgisayarınızda olan bir tane uygulamayı göstereceğim. Ve arkadaşlar bu uygulama hiçbir üyelik falan gerektirmiyor. Şu anda video düzenleyici var. Ona tıklıyoruz. Şu anda yeni video projesine ya da rastgele bir video projesine falan tıklayın. Şuraya tıklayın arkadaşlar. Şuraya sallayın. Kolay bir şekilde arkadaşlar videonuzu editleyebiliyorsunuz. Şimdi ardından ise de arkadaşlar kolay bir şekilde koyuyorsunuz. Ve ardından ise de arkadaşlar başlık kağıtı ekleyebiliyorsunuz. Hızı ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de efektler var. Efekt istiyorsanız yapayım ben size. Şimdi birazcık efektlerin indirilmesini göstereceğim. Şimdi mesela örneğin ben atom merkezini seçiyorum. Evet, şimdi şunu açarak taşıdınız. Ve şimdi efekt çalışacak mı? Deneme deneme büyük güç. Evet arkadaşlar, efektimizi yaptık güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar gelelim güzel bir kısma. Ondan sonra da arkadaşlar buraya videoyu tamamlay ediyorsunuz. Ve videoyu da koyuyorsunuz. Ve arkadaşlar İsterseniz burada video montaj yaparken falan hızını ayarlıyorsunuz klibin. Gayet güzel. Bir şekilde kolay bir şekilde editleyebiliyorsunuz. Nerede oğlum ya? Ben arayıp bulacağım arkadaşlar. Dur oğlum ya, şeyimi bulamadım ya. Ondan sonra da arkadaşlar şunu dışarı aktarıyorsunuz ama ben outro'yu bulamadım ne yazık ki. Ya da intro'yu. Evet arkadaşlar buldum. Şimdi arkadaşlar siz buraya outro ya da intro koyabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde arkadaşlar hem beleş hem de rahat bir şekilde videonuzu çekebilirsiniz bununla. Hem editlersiniz rahat rahat hem de basit bir şekilde videonuzu çekersiniz. Evet arkadaşlar anlatacağım bu kadardı. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de arkadaşlar ama pardon bir şey söylemeyi unuttum. Bir de Bandicam'ın kendi edit programı arkadaşlar Bandicut var ama indirmenize gerek yok bu varken. Yani isterseniz indirebilirsiniz ama az önce gösterdiğim edit programı varken indirmenize hiç gerek yok. Video düzenleyici var. Yani beleşe rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kış.